Dünyada iş hayatındaki kadın oranı %52, Avrupa toplumunda %60 ama Türkiye'de maalesef hala %30'lar civarında, hatta biraz da altında. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kadın Girişimciler Kurulu Marmara Bölge Toplantısını ETSO çatısı altında gerçekleştirdi. Edirne Ticaret ve Sanayi Odası'nda gerçekleştirilen toplantıya Edirne Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Özay Öztürk, ETSO Meclis Başkanı Mehmet Eren, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kadın Girişimciler Kurulu Başkan Yardımcısı Ruhsar Pekcan, TOP Kadın Girişimciler Kurulu Marmara Bölge Temsilcisi Harice Güner Kal ve çok sayıda kadın girişimci katıldı. Toplantıda gerçekleştirilen açılış konuşmalarında ilk olarak konuşan ETSO Meclis Başkanı Mehmet Eren, Edirneli kadın girişimcilerin çok güzel işlere imza attıklarını belirterek her zaman yanlarında olduklarını belirtti. Kırsalın doğal pazarı altında çok önemli bir işe imza attılar. Bu yapılan çalışmayla hem kadının istihdama olan katkısını hem kadın girişimciliğinin önünü açtığı örnek teşkil ettiler. Ticaret Borsası Başkanı Özay Öztürk de Türkiye'deki kadın girişimci sayısının azlığına dikkat çekerek bu rakamın ileri götürülmesi gerektiğinin altını çizdi. Nüfusa bakıldığında kadın erkek oranı neredeyse yarı yarıya. Biz tabii yarı yarıya belki de iş hayatının içine kadınlarımızı almakla ilgili bir hedefimiz olması gerektiğini düşünüyorum. Bu hedefe yola çıkıp bu %8 gibi düşük olarak kabul ettiğimiz rakamı işte bir Avrupa'daki gibi, bir Amerika'daki gibi daha yüksek rakamlara çıkartmamız gerekiyor. Toplantının ev sahipliğini yapan Edirne Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Elmas Aslan ise 2016'da Edirne'de kurdukları kırsalın doğal pazarına dikkat çekerek bunun kadınlar için büyük bir başarı olduğuna vurgu yaptı. Yaşanan terör saldırısını, darbe girişimcileri, ekonomiye de olumsuz yansıdı. İşte bu aşamada biz iş dünyasına büyük sorumluluklar düştü. Türk Odalar ve Borsalar öncülüğünde işimize daha sıkı sıkı sarıldık. Daha çok üretmeye çalıştık. Çok şükür büyük bir sorun yaşamadan bu sıkıntıdan kurtulduk. Burada hepinizin payı, hepinizin emeği var. Özellikle siz üreten kadınlar, çok fazla hakkınız var. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. TOP Kadın Girişimciler Başkan Yardımcısı Ruhsar Pekcan da Türkiye'de kadın girişimciliği ile ilgili rakamlar verdi. Türkiye'de kadın girişimci oranının %8 ila 10 arasında olduğunu söyleyen Pekcan, kadın girişimcilik yaşının ortalama 38'lerde olduğunu belirtti. Dünyada iş hayatındaki kadın oranı %52, Avrupa toplumunda %60 ama Türkiye'de maalesef hala %30'lar civarında, hatta biraz da altında. Türkiye dünyanın en büyük 18. ekonomisi, Avrupa'nın en büyük 7. ekonomisi olmasına rağmen kadının iş hayatına katılım oranının bu kadar düşük olması hakikaten üzücü. 2007'den itibaren kadın girişimciliğin TOP çatısı altında 81 ilde 6405 üyeyle faaliyet göstermesine rağmen hızla yol aldık ama hala yapacağımız çok şey var. Kadınların en azından %50'sinin iş hayatına katılımıyla gayri safi milli hasılanın en az %30 civarında artacağı beklenmekte. Kızlarımıza ve kızlarımıza yatırım yaparak mümkün. OECD toplantılarının birinde Merkel bir konuşma yapmıştı. Burada dedi ki, biz dedi Avrupa'nın en büyük ekonomisiyiz, en güçlü ekonomisiyiz, en iyi içeriği biz yaparız. Ama maalesef biz treni kaçırdık dedi. Merkel bunu söyledi Almanya gibi bir ekonomi için. Çünkü bizim bütün çelik endüstrimiz aslında 250 milyar dolar Ali Baba kadar etmiyor. Bizim bir Twitter'ımız yok, bizim bir Facebook'umuz yok, bizim bir Google'umuz yok dedi. Tüm eğitim sistemini yeniden düzenliyoruz dedi. Dolayısıyla bizim de yapacağımız çok şey var. Hatice Hanım'a ben bu konuda çok teşekkür ederim.